Merhaba, ses 1-2-1-2 kontrol. Ses kaydı yapan İpek konuşuyor. Merhaba, ben 6 numaralı İpek. Merhaba, bugün yılbaşında yaptığım süper ötesi olan çam ağacı görünümlü pankek pastadan yapacağız. Çok kişi istedi. O kadar kişi istedi ki sayamadım. 2 ya da 3, emin değilim. Ama sırf video çekeceğim diye makyaj yaptım mesela. Bu beni mutlu etti. Çünkü Şanlıurfa'da makyaj yapmam için başka pek bir neden yok. Videoda beni muhtemelen çok görmeyeceksiniz. Yani makyajımı. O yüzden önden bir görün istedim. Nasıl güzel olmuş. Neyse. Hemen başlayalım çünkü ders çalışmam lazım. Önce malzemeleri buzdolabından çıkartıyoruz. Ay, yumurtamız yok. Kendim için çikolata. Tarifle alakası yok. Süt, krem şanti, damla çikolata, muz, biraz daha muz. Kakao, çikolata ama onu kullanmayacağız. Kabartma tozu, okey. Yumurta. Şimdi ilk olarak krepi yapacağız. Bir yumurtayı kırıyoruz. Şeker lazım. Şeker lazım ama alabilirsem. Aldım. Hop, bravo. 3 kaşık dümdüz şeker. Esmer şeker değil, bal değil. Dümdüz beyaz şeker. Süt. Sütü böyle göz kararı koyuyorum. Daha sonra da koyacağım. Yani benim oranlarıma çok takılmayın. Un. Manuel çırpıcımla. Çırpıcının modeli 97 model İpek. Her türlü çırpmayı denedim. Çok pis, yorucuydu. Değmedi resmen. Biraz daha un. Biraz daha süt. Şimdi kabartma tozu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey özenle yapmıyorum. Önce kuruları falan karıştırmadım. Dümdüz devam. Asla oranı tutturamıyorum. Ama yani oluyor sonuçta. Biraz daha alayım. Hem böyle hacmi artmış oldu. Çünkü diğer türlü çok küçük olacaktı. Kıvamı da böyle tek tek 3K ile. Bunu atmayı unutmayın. Yoksa yapışır. Şimdi krem şanti. Okay. Nasıl yapıldığını okuyoruz ki yanlış yapmayalım. Kafadan yapamam krem şantiyi. Size tavsiyem, bir tık az koyun sütünü, biraz katı olsun. One eternity later. Gerçekten çırpıcım olmadığı için hayattan nefret ediyorum o ara. Hop, yoruldum. Evet, yardımcı oyuncu. Çırpıcı olarak kullandım elimi. Sağ olsun, gıkı çıkmadı. Ah, kahve. Bakın, bu çok önemli. Çünkü ben her şeyin içine kahve koyarım. Bilen bilir. Çok iyi oluyor. Şimdi ölmeye 3 saat kala olan muzları ezeceğiz. Böylece full ballı bir tadı oluyor. Hop. Kakao. Ne kadar koyuyorum acaba? Hiç de bilmiyorum. Bir yemek kaşığı olabilir. Olmaya da bilir. Eziyoruz. Burada içine fındık fıstık, canınız ne isterse atabilirsiniz. Puffy geliyor. Meraklı melat. Aaa, patiye bak. Pati. Çok güzel oluyor bu arada. Öyle yenir yani. Yukarıda büyük tabak var, onu almam lazım. Ama 1.58'im. Yani bu mutfaklar kime göre yapılıyor ben anlamıyorum. Türk kadınların çoğu 1.60. Gerçi 1.60 olsam alabilirdim. Tamam, küçük tabak da işime yarıyor. Sıkıntı yok, tabak tabaktır. Önemli olan boyu değil, işlevi. Kırıldı ama iş görür. Şimdi olay en büyükten en küçüğe doğru. Ha, en küçükten en büyüğe doğru da yapabilirsiniz ama niye uzatalım? Kalınlığı, inceliği, kıvamı çok da önemli değil. Tamamen keyfinize kalmış. Her seferinde bir önceki yaptığınıza bakıp onun
bir tık küçüğünü yaparsanız daha güzel olur. Puffy, anneciğim. Olmaz, sen kedisin. Şimdi bu kahveli krem şanti. Üstüne kakaolu muz. Evet, benim gibi obsesifseniz kenarlarını kesebilirsiniz. Böyle böyle yapacağız. İnanılmaz kolay. Neyse, gitgide küçülüyor gördüğünüz üzere. Tanıdığım küçük insanlar perfect olabiliyor. Şimdi muzdan yıldız yapacağız. İşte bu süper bir bölüm. Şimdi önce beynimde yıldızı çizeyim. Artan muzları da diğer muzun içine ekliyoruz. Kat çıkmaya devam ediyoruz. Müteahhit gibiyim burada. Kaçak kat. Aşırı bir ciddiyetle yapıyorum. Bu arada bir onu yapmamız gerekiyor sürekli. Ama hallolur yani. Çok da atlı deve değil. Dedim ki ben niye tek tek yapıyorum? Enayi miyim? Hepsini aynı anda yapmaya başladım. Doğalgaz faturası çok gelmez. Biri yanmış. Bunu çevirmem lazım. Yapıştı. Ha, lanet olsun. Bye. Okay, I win. Baby pancake. Şimdi sıkıntı şu. Aralarına biraz çok koyduğum için tatlı olsun diye, iyice güzel olsun diye. Ve kaçak kat çıktığım için sürekli bir takım devrilmeler, yamulmalar, devrile yazmalar. Devrilirse de devrik yersiniz de yani. Güzel görünmez. Hop gidiyor. Müteahhit malzemeden çalmış. Okay, çok az kaldı. Hissedebiliyorum. Nöp. Çok güzel olmuş. Ve yıldızı kürdana geçirip onu da pastanın üstüne sokuyoruz. Hem böylece devrilmiyor. Bitti. Bu arada inanılmaz dağınık çalışıyorum. Arkaya bakın. Hop topladım. Çok da toplamadım ama. Her an devrilebilecek. Devrilirse aşırı gülerim. Süper oldu. Kalite kontrol. Bence harika. Hemen yiyeceğim. Çünkü acıktım yani. Yapacak bir şey yok. Krem şantinin içine kahve koymak inanılmaz mantıklıydı. Sonuç olarak bu kek herhalde yarım saatte yaptım. Bir 5 dakikada yerim. Ne diyecektim? Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Benim yaptığım hataları yapmamanız için bir şeyleri ölçerek yapabilirsiniz. Bir de mikser alacağım. Kararlıyım. Bugün. Aldım. Bir şey daha diyecektim. Parfüm beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Öyle. Tarif işte. Uydurdum. Görüşürüz. Bye.